Amerika'da Kongre baskını soruşturması genişliyor değerli izleyiciler. Son olarak da Temsilciler Meclisi Komitesi Trump yönetimi yetkililerini ifadeye çağırdı. Hemen bu konunun ayrıntılarını soracağız. New York'ta bizi bekleyen dış politika uzmanı Ali Çınar'a. Ali Çınar, merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Anlatır mısınız kimler ifadeye çağrıldı? Soruşturmanın sonuçlarına ilişkin beklenti ne yönde? Amerikan Temsilciler Meclisi'nde kurulan 6 Ocak baskınının komitesi 4 ismi çağırdı. Bu isimler Trump'a yakın isimler ve çalışan isimler. En önemlisi de özel kalem müdürü Mark Meadows. Aynı şekilde ünlü danışmanlarından Steve Bannon çağrılanlar isimler arasında. Bunun dışında özel kalem müdür yardımcısı ağırlıklı olarak sosyal medyadan sorumlu olan kişiydi. Ve son olarak da Pentagon'dan bir çalışanı çağırdı. Ve şu anda Temsilciler Meclisi bu kişilerin önce yazılı belgeleri yollamasını istedi. Yani Başkan Trump'la nasıl bir iletişimde olduklarını, Başkan Trump'ın emir verdiğini mi, organizatörlerle bir iletişim olup olmadığı ile ilgili önce yazılı belge istediler ve daha sonra da kongreye gelerek soru cevap şeklinde komite üyelerinin sorularını cevaplayacaklar. Şunu da belirtmekte fayda var. Komitede 7 tane demokrat, 2 tane de cumhuriyetçi vekil var. Ve bu iki cumhuriyetçi vekil de Trump'a sert şekilde eleştirilen isimler olduğunu biliyoruz. Yani demokratların ağırlıklı olduğu bir komiteyle bu soruşturmalar başlamış durumda. Peki az önce ifadeye çağrılanlar Trump'ın çok yakınındaki isimler dediniz. Trump bu gelişme sonrası bir açıklama yaptı mı? Ya da bekleniyor bir açıklama yapması? Başkan Trump açıklama yaptı. Bu seçilmemiş bir komitede de, yani ilk önce bu soruşturma komitesine tepki gösterdi. Unselected dediğimiz, çünkü sadece iki cumhuriyetçi var. Yani çoğunluğun demokratlarda olduğu, aynı şekilde de biz mücadelemize devam edeceğiz, gerekirse mahkemede savaşacağız bunlarla diye kısa bir açıklama yaptı. Cumhuriyetçi kanattan, Trump'a yakın isimlerden tepki var ama demokratlar 6 Ocak baskınlarında Trump'ın arka planda bu işi çevirip çevirmediğiyle ilgili kamuoyuna net bilgileri vererek üzerine gitmeye çalışıyor. Peki, dış politika uzmanı Ali Çınar, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olunuz verdiğiniz bilgiler için.